diyor ve Amerika felaket bir borç batağında çok 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 kötü günler bekliyor diyor. Parasal olarak Ergün. Şimdi madem paradan açtık lafı, bir Bitcoin çılgınlığı yaşanıyor Ergün. Sana birkaç soru soracağım. Bu anlamda sahibi kim? Nereden çıktı bu dijital para? Korkunç paralar. 1 liraya alınan şey 20 notlarıma bin lira. Notlarıma bakayım ben de bu arada. Ben de notlarıma bakayım bu arada seni dinlerken. 20 bin liraya çıkmış, 20 bin dolara çıkmış. Korkunç şekilde artıyor. Herkes Bitcoin peşinde, Bitcoin, Bitcoin de Bitcoin. Ergün, şimdi Bitcoin'in amblemi zümrüdü anka kuşu. Doğru mu Ergün? Evet. Şu gördüğünüz. Şimdi The Economist Ergün. Bu The Economist, Rothschild ailesinin dergisi. Dünyada en zengin Yahudi iş adamı. 100 trilyon doların üzerinde serveti var. Onun dergisi Bitcoin'i kapak yapmış Ergün. Ne zaman yapmış şimdi peki? Şimdi oraya geleceğim. Ne zaman yaptığı çok önemli. Onu en son söyleyeceğim. Evet. Bitcoin'i kapak yapmış. Amblemi olan zümrüdü anka kuşunu bu kapağa koymuş. Geleceğin parasına hazır olun diyor. Bitcoin'e hazır olun diye buraya yazmış. Ve buraya da Bitcoin'i koymuş. 2018 demiş Ergün. Tarih de vermiş. Paranın üzerindeki tarih 2018 mi? Evet. Şimdi Rothschild ailesinin dergisi bunu ta 1988'de kapak yapıyor. Dünyada da Bitcoin'in B'sini bilen yok Ergün. Evet. 1988 yılında geleceğin parası diye ilan ediyor. Yani 30 yıl önce mi yaklaşık 30 peki? 30 yıl önce ya Ergün. Bir Allah'ın kulu bilmiyor. Bunu niye haber yaptı? Nereden çıktı? Çünkü hazırlıklar paranın sahipleri tarafından 30 yıl önce düğmeye basılarak başlatılmış. Doğru mu Ergün? Evet. Buradan The Economist'in bu kapağından anlıyoruz. Sonra geliyoruz 2012'ye. 2012 Rio Olimpiyatlarında Londra. Londra. Evet. Amblem olarak Ergün, zümrüdü anka kuşu bu şekilde. Peki şimdi bütün dünyaya bir bilinçaltı algı operasyonu olarak. Ama bunu insanlar bilmiyordu peki. İnsanlar bilmiyor ama. İki kapak. Şu anda zümrüdü anka kuşunun altında dolarlar ateşe verilmiş durumda. Evet, bir de o var. Dolarları zümrüdü anka kuşu yakıyor, üzerine oturmuş. Ben diyor doları bitiriyorum diyor. Evet, yukarıdan gelen de Bitcoin. Bu 30 yıl önce yaklaşık olarak yapılan bir kapak. İkisini gösterirsek çok daha anlamlı olacak. 1988'de Bekir, The Economist, yani 1843'te James Wilson tarafından kurulan The Economist dergisi, 1988 yılında solda gördüğümüz işte dünya yeni para birimine hazır felsefesini satmaya başlıyor. Zümrüdü anka kuşu koyuyor. 2018 diye tarih de veriyor. Evet, bak onu söylüyor. 1988'de kapağı yapıyor. Ama Zümrüdü... o kapakta da 2018 işaret ediyor. İşte bak onu söylemek istiyorum. 1988'de kapak yapılıyor. Zümrüdü anka kuşu konuluyor. Altta dolarlar ateşe veriliyor. Ortada da bize 30 sene önce söylenen Bitcoin var. Orada da 2018 tarihi var. Peki 2018'e ne kadar kaldı? Bir sene. Sokaktaki herkes Bitcoin alınır mı satılır mı derdinde. Şimdi bu dergiyi kuran akıl, bu dergiyle her sene önümüzde neler yaşanacağını bize anlatıyor. Mesela İkiz Kuleleri saldırıyı biz ilk önce saldırı olmadan önce burada gördük. Margaret Thatcher'ın İngiltere'ye başbakan olacağını kimse bilmezken Economist kapak yaptı, oradan gördük. Savaşları, terörü, elektrikli araçları hiç kimse bilmiyordu. The Economist'e bakarak gördük. Planlıyorlar, planlıkları dergiye koyuyorlar. Özellikle 1950 yılından sonra Bekir, her kapakları inceleniyor. Yani dünyayı yöneten akıl, üst akıl bu kapaktan bize işaret veriyor. Akıllı insanlar da kafa yoruyor. Her gün ben şunu sormak istiyorum. Bu Bitcoin'in arkasında Rothschild ailesi var. Tabii. Bu mu? Para, net mi? Net. Bayağı parayla ilgili her şey onların. Şimdi ben sana bizim Rajiv fazla girmedi.
Bitcoin ile ilgili çok iddia var. Fakat bir tane ilginç bir iddia soracağım Bekir. Amerika'dan. Hatta bakarak söyleyeyim ki yanlış olmasın. Doların sahibi Amerika. Şimdi Roche idaresi, yani para, banknot, matbaa, mürekkep hiçbir şey yok. Yazılım var artık. Burası bir Bitcoin merkezi. Sen yazıyorsun bu para. Yani petrole bağlı olan para çıkıyor, gidiyor. Paranın rengi kalmıyor. Siyah para, kara para, beyaz para, yeşil para. Para para. Bundan Bekir 21 milyon adet yapılması düşünülmekte. Yani dünyayı 21 milyon adet Bitcoin yönetecek önümüzdeki dönemde. Ve sana geçen hafta sorayım, dolar yanacak mı? Ha, dolar yanacak. Bitecek mi? Dolar yanacak. Zaten şunu söylemek istiyorum. Şimdi iyimser bir iddiaya göre, tabii bunları ciddiye alıp gidip buna yatırım yapsınlar demiyoruz. Yanlış anlamasın ama kimse. Ama derginin kapağından, dergi bu. Olimpiyatlardan verilen şimdi, 30 yıldır ya, mesaj veriliyor. O olimpiyatlar 2012. Evet. Yani şimdi 1988'deki kapağı hatırlamak çok mümkün değil. O kapaktan 2012'ye geliyoruz. Londra'nın göbeğinde, yani Rothschild ailesinin merkezinde dünya yöneten akıl, belki siz 88'i unutmuş olabilirsiniz. Bak 2012'de de Londra olimpiyatlarından da dünyaya bunu gösteriyoruz. O günler ya Bitcoin, evet, dese gülerler. 30 yıl önceden bahsediyoruz. Evet, bak, adam ciddi kapak yapıyor. Çok bizim güleceğimiz olayı. Geçen seneye kadar Bitcoin'in tanıma oranı dünya çapında %5'miş. Bu sene 2016'da %71'i geçti. 2017'de. Japonlar ve Çinliler bildiğim kadarıyla Bitcoin'i alıyorlar. Bir adam diyor ki... Devlet olarak tabii, yani. Hillary Clinton Dışişleri Bakanı iken New York'taki birkaç ünlü okulun velilerle okul arasındaki alışverişini Bitcoin'le yapmasını söyledi. Rothschild ailesinin desteklediği başkan adayı Hillary Clinton'dan bahsediyoruz. Tabii. Daha okuldaki kantin mi dedin? Neresi dedin? Okulla veriler. İşte 10 bin dolar, 20 bin dolar. Neyse bunu Bitcoin'le ödüyorlar. Daha Dışişleri Bakanı iken. Tabii. Ya geçen gün bir İtalyan kadın sevgilisini Bitcoin'le öldürttürdü birine. Hayatımıza girmeye başladı. Daha neler görürüz. Tabii de. Şimdi bu Bitcoin, bir ekonomist diyor ki 400 bin dolar olacak bir Bitcoin. Bu muazzam uçuk bir fikir gibi gelebilir. Ben daha ucunu duydum, onu söyleyeyim Bekir. Dedi ki 21 milyon adet Bitcoin yapılacak ve tanesi 1 milyon dolara yükselecek. Yani 1 milyon dolar çarpı 21 milyon, 21 trilyon dolar. Fakat cepte para yok, kasada para yok, bankada para yok. Ne var? Yazılım var. Çip, kredi kartı, telefon, televizyon, her şey bir yere indirgenecek ve bizler bununla yaşayacağız. Ve bunu yöneten insan kokmaz, bulaşmaz, uçmaz. Dünyayı da yönetecek. Ha, bu devreye girdiği zaman devletlere kalacak mı? Kim nasıl yaşayacak? Onu da yaşayarak göreceğiz. Göreceğiz dedik. İnşallah haftaya tekrar görüşeceğiz. İyi geceler.